Tabii stres de etkili faktörden bir tanesi. Mesela A tipi kişilik diyoruz mesela, stresli kişiler. Stres tabii yani bütün hastalıkların sebebi. Sadece yani damar tıkanıklığı değil. Evet, yani stres lazım. De çünkü bütün bizim otonom sinir sistemi dediğimiz bir sistem var. Bütün bizim iç organlarımızı dengeleyen bir sistemdir. Evet. Ve bu otonom sinir sistemi de direkt bizim stresle çok ilgili. Beyin otonom sinir sistemini etkiliyor ve işte ne oluyor? Bizim sempatik sistemimiz, sistem aktif oluyor. Bu da işte vücutta adrenalin salgılanmasına sebep oluyor ve bu da tabii ciddi problemlere sebep olabiliyor. Aynı zamanda stres bağışıklık sistemimizi de düşürüyor ve bağışıklık sistemi düştüğü zaman da çok çeşitli hastalıklar, böyle kanserle başta olmak üzere ciddi hastalıklara sebep oluyor. Yani stres son derece önemli bir konu tabii ki. Evet, tabii bugünkü konumuz kalp ve damar hastalıkları olduğu için hocam, damar tıkanıklığı dedik, damar tıkanıklığının da belli başlı sebeplerinden bahsettiniz. Peki kişi damar tıkanıklığında ameliyat olabilir mi? Ameliyata ne zaman karar veriyorsunuz hocam? Damar hocam? Tıkanıklığının olduğu yere bağlı, işte atar damarlarda, mesela kalp damarlarında damarlar, koroner arter damarları diyoruz biz bunlara. Koroner damarlarda tıkanıklık var ise, işte hasta kalp krizi geçirebilir ya da işte kalp krizi geçirmemiş olup da göğüs ağrısı olabilir, özellikle efor esnasında. Bu tür durumlarda işte koroner anjiyo dediğimiz bir sistemle, anjiyografiyle damarları tespit ediyoruz, tıkanıklıkları. Bazen ameliyat ediyoruz, bazen stent takıyoruz, bazen işte hiçbir şey yapmıyoruz, bazen de diyelim ilaç tedavisini takip edebiliyoruz. O damar tıkanıklığının olduğu yer, miktarı, hastada yaptığı şikayetler, bunlar son derece önemli faktörler. Ona göre karar veriyoruz. Yani bir anjiyoyu izliyoruz, bütün damarları, anjiyoda bütün kalp damarlarını görüyoruz. Hepsi en ince ayrıntısına kadar, çıktığı yerden en bittiği yere kadar. Bazen işte stent uygun oluyor, bazen işte bypass uygun oluyor, bazen ikisi de uygun olmuyor. O anjiyoya göre karar veriyoruz ona. Tabii ameliyat oluyor. Yani bu beyin damarlarında da mesela şah damarında tıkanıklık var.